Arkadaşlar herkese merhabalar. Son bir aydır çektiğim videolar çoğunlukla hep böyle Silikon Vadisi ve mühendislerle, girişimcilerle olan sohbetlere iyice odaklandı. Ama bir yandan da burada kendi hobilerimden, San Francisco'daki sosyal hayattan da videolar çekmek istiyorum. Uzun zamandır da drone videosu çekmemiştim. Kanalımda birkaç tane var drone videosu. Yaklaşık 3 ay önce bir tane DJI Mavic Pro diye bir drone satın almıştım. Fakat şu ana kadar o 3 ay boyunca sadece 5 kere falan uçurabildim. Aylarca beklemiştim bu drone'un piyasaya çıkmasını. Böyle büyük bir heyecanla, ama satın aldıktan sonra maalesef pek kullanma fırsatım olmadı. O yüzden bu aralar biraz daha bu drone'umu kullanmak için vakit ayırmaya çalışacağım. Bugün de hava da çok güzel. Şimdi gidip güzel bir yerde şöyle havadan görüntüler alayım dedim. Açıkçası San Francisco'da bayağı zorlu, çünkü bayağı bir yerde drone uçurmak yasak. Ama birazcık güneyinde, böyle 20-25 dakika güneyinde kadar hala şehrin içinde, hemen Körfez kıyısında bir tane park buldum. Orada yasak değilmiş. Şimdi oraya gidip biraz drone'umu uçuracağım, şöyle güzel görüntüler alacağım. Hem de o parkın yanında eski bir tane futbol stadyumu var. Bu stadyumu yaklaşık 2 sene önce falan bıraktılar ve yıkmaya başladılar. O stadyumun da, yıkık stadyumun da yukarıdan görüntüsünü almaya çalışacağım. Bence güzel görüntüler ortaya çıkacak. Şimdi yola çıkıyorum. 20 dakikalık bir araba yolculuğundan sonra uçuş yapacağım, yere varacağım. Evet, kısa bir araba yolculuğunun ardından şimdi uçuşu yapmak istediğim bu parka geldim. Böyle yeşillik bir park. Hatta şu anda Körfez'in kenarındayım. Şöyle, yani deniz kenarındayım. Burası San Francisco Körfezi. Aslında yani şu an gördüğüm itibariyle çok da böyle doğal güzellikleri olan bir yer değil. Ama tam şu arkamdaki kısımda, dediğim gibi, burada San Francisco'nun en büyük futbol stadyumu vardı. Yaklaşık 2 sene önce orayı boşalttılar ve yıkmaya başlamışlardı. Başka bir yere taşıdılar stadyumu. O stadyumu şimdi geçerken gördüm. Gerçi bayağı bir indirmişler aşağı, yani pek bir şey belli olmuyor. Ama yine de bir havadan uçup bakacağım. Bakalım hiç belli oluyor mu hala stadyumdan kalıntılar diye. Şimdi yavaştan uçuşa başlıyorum.
Şimdi uçuşu tamamladım ve arabama geri döndüm. Aslında yani ne yalan söyleyeyim, çok tahmin ettiğim kadar böyle güzel bir yer değilmiş burası. Ama işte ne yapayım, San Francisco'da çok fazla böyle uçuracak yer yok, dediğim gibi çok fazla kısıtlama var. Bu kısıtlamaların olmasının sebebi de aslında yani bir yere göre mantıklı. San Francisco çevresinde en az 3-4 tane havalimanı var. O yüzden uçuş trafiğini çok etkilememek için bu yasakları koyuyorlar. Ama yani eğer bu yasaklar olmasa San Francisco'da aslında buradan çok çok daha fazla güzel yukarıdan görüntü alınabilecek yerler var. İki tane çok güzel köprü var mesela. Onların oralarda uçurmak yasak. Yoksa yasak olmasa oralarda bayağı bir uçurmak istiyorum. Aslında yani aslında oradan pek uçak falan da geçmiyor. Oradaki yasakların tam olarak sebebini bilmiyorum. Belki bir gün çok cesaretim yerine gelirse oralarda yasaklara rağmen uçurabilirim. Aslında yani 300 dolar gibi yakaladıkları zaman bir cezası var. Ama yakalamazlarsa da bir cezası yok. Bakalım belki ilerleyen günlerde San Francisco'nun içinde aslında uçurmamam gereken yerlerde de kimseyi tehlikeye atmayacak şekilde belki uçurmayı deneyebilirim. Ama bugünlük böyle. Yine de böyle güzel görüntüler almaya çalıştım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu yandaki aslında stadyumu yıkıntısını çekmek istiyordum ama yıkıntı falan kalmamış. Orası toz toprak. Her şeyi yıkmış bitirmişler zaten. O yüzden oradan pek bir görüntü alamadım. Sadece bu işte suyun kenarındaki parkı çektim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.